Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 3. haftası 3. videosundayız. Yani dik üçgen 3 üç videosu öklit bağıntıları konusunu işleyeceğiz. Sayfa numarası 32'deyiz. İsterseniz çalışmaya başlayalım. Öklit bağıntıları. Arkadaşlar dikten dik çizilmişse öklit bağıntısı uygularız. Yani hemen şurada dikten dik de notumuzu da alalım isterseniz. Dikten dik gördüğünüz zaman ne yapıyormuşuz? Öklit bağıntısı yapıyormuşuz. Şimdi ilk etapta bunu ezbereymiş gibi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar maalesef bunu bir ilk etapta böyle yapalım. Çünkü ispatını yapacağım ama ispatı benzerlikten çıkıyor. Daha benzerliği görmediğimiz için. Benzerlik konusuna geldiğimiz zaman da bunun da ispatını size söylerim. İsterseniz hızlı bir şekilde geçeyim. Alfa, beta, alfa ve beta deyip şu üçgende ve şu üçgende benzerlik ya da bu üçgen ve büyük üçgende benzerlik ya da şu üçgen ve büyük üçgende benzerlik yaparak şuradaki alttaki değerler çıkıyor arkadaşlar. Evet benzerlikle de daha detaylı bir şekilde anlatırız zaten bunu. Şimdi dikten dik çizildiği zaman ne yapıyormuşuz? Öklit. 3 e, tane öklit bağıntısı var. Bilmeniz gereken 3 tane öklit bağıntısı var. 1. Dike ait öklit bağıntısı var. 2. Büyük dik üçgende sol tarafa ait öklit bağıntısı var. 3. Büyük dik üçgendeki büyük kenara ait yani sağ taraftaki kenara ait öklit bağıntısı var. Bu öklük nedir? Dike ait mantısı bağıntısı h kare eşittir p çarpı k. Evet birincisi bu. h kare eşittir p çarpı k. Bil, bil, bileceğiz. İkincisi nedir? Hocam sol tarafta a'ya ait öklük bağıntısı da sola dayalı olacak tekrarlı olacak. a kare eşittir p çarpı p artı k şeklinde olacak arkadaşlar. Evet yazıyoruz buraya hop şöyle. a kare eşittir p çarpı p artı k. Sol tarafta sola dayalı e peki hocam B'ye ait öklit bağıntısı nedir? B'ye ait öklit bağıntısı da B karede sağ tarafta ya sağa dayalı olacak. Yani B'nin karesi de bu çarpı tamamı şeklinde olacak. Yani neymiş arkadaşlar o? B kare eşittir. K çarpı K artı P'ye eşit olacak. Peki hocam şu ne? A çarpı B, H çarpı B artı K. Arkadaşlar bunu bilmenize gerek yok. Sebep şöyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bir dik üçgende bütün kenarlar belliyken A, B, X ve şurası da haşken bütün kenarlar belliyken a b, h belli ya da x eksikken ya da a b, x belli h soruluyorsa bunu a çarpı b h çarpı x diye kodlayanlarınız da olur. Ama kodlamanıza gerek yok. Bu üçgenin alanını yazdığınız zaman sonuca hemen ulaşırsınız. Bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil midir? x çarpı h bölü 2'dir. Aynı zamanda bu dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. a çarpı b bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti. X çarpı H eşit oldu? A çarpı B'ye eşit oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuradaki 3. pardon 4. özelliği bilmenize gerek yok. 3 tanesini bileceksin. H kare PK ya da sol tarafta sola dayalı P çarpı P artı K ya da sağ taraftaki B B kare eşittir K çarpı K artı P'ye eşit bilmeniz yeterli. Ve bu ökleti ne zaman uyguluyoruz? Dikten dik çizildiğinde. Bir ek, 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 çizim yöntemi midir? Kesinlikle değildir. Dik üçgen gördüğünüz zaman hemen ben hocam şöyle bir dik üçgen gördüm. Bu dik üçgende hemen bir dik çizeyim. Olayı yanlış bir yoldur arkadaşlar. Bir ek çizim yöntemi değildir. Bunu ek çizim olarak algılamayın. Her dik üçgende dikten dik çizmek özel bir durum oluşturmaz bize. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Gelelim örneğimize. Örnek 34'teyiz arkadaşlar. Neler verilmiş? İşte 90 dereceler verilmiş. 4 var, 2 var. Sayıların olduğu yere yoğunlaşacağız ya. A hocam burada dikten dik çizilmiş. Öklit var ama ne H var ne P var. Bir tek burada K var arkadaşlar değil mi? O yüzden başka bir şey yapacağım. 4 ve 2'ye yoğunlaşacak olursak. A hocam 4 ve 2'den dolayı öncelikle şuradaki üçgende bir öklit bağıntısı var mı? Var. Niye? Dikten dik çizilmiş. Öklit. Şuraya bir A dersem. 4'ün karesi 2 çarpı A'ya eşittir. 4'ün karesi 2 çarpı A'ya eşittir. O zaman A buradan kaç geldi? 8 geldi. Evet A'yı 8 bulduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hocam büyük dik üçgende bak burası 90 derece. Büyük dik üçgende de dikten dik çizilmiş mi artık? Evet. Şurada dikten dik çizilmiş. E o zaman öklit Şunun karesi de şuraya da bir B diyecek olursak. 4 çarpı B'ye eşit değil mi? Evet. 8'in karesi de 4 çarpı b eşit olduğundan 64 bölü 4'ten B'yi kaç buluruz arkadaşlar? 16 olarak buluruz. A bizden AC isteniyor. AC uzunluğu. Hocam AC'ye ait öklit bağıntısı uygulayalım. Şunun karesi bu çarpı tamamı. Öyle her zaman da öklit uygulamaya da gerek yok. Tamam dikten dik çizildiğinde öklit işimizi kısalaştırır ama e, daha kısası Pisagor değil mi? Pisagor var mı? E, var. Bak şu üçgende B'yi de sen 16 buldun. Pisagor bağıntısı direkt varken öklit bağıntısı uygulamaya gerek yok. 8 var 16 var. Dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katı değil miydi? Yani direkt cevabı 8 kök 5 çıktı arkadaşlar. Evet örnek 34'ü 8 kök 5 bulduk. Geldik örnek 35'e. E, ne var burada? 6 var 8 var. Hop hocam şurası 6 8 13 üçgenden 10 çıktı. E hocam bizden ne isteniyor? X. A hocam 6 8 10 var. Haşı bulabilirim. Hani alandan falan filan. Ya senden öncelikli olarak kaç istenmiyor ki. X isteniyor. X'e yoğunlaş. E hocam x'e yoğunlaşacaksan bak sol tarafta a sola dayalı bir öklit yaparsam olay biter. 8'in karesi bu çarpı tamamı değil mi? Evet. 8'in karesi bu x çarpı tamamı x çarpı 10'dan 64 eşittir 10x'den x de buradan kaç gelir 6,4 gelir ya da 64 bölü 5 ya, 64 bölü 10 ya da 32 bölü 5 diyebilirsiniz. Evet örnek 35'in cevabı 6,4 çıktı geldik örnek 36'ya. Aa hocam hiçbir şey yok gibi duruyor ama 3 tane eşitlik var. 3 tane eşitlik size neyi anımsattı? Evet aynen öyle bak ek çizimlere yavaş yavaş alışıyorsunuz alıştıracağım. Hocam muhteşem üçlü aklıma geldi. Hemen üçgen oluşturdum. Şu eşit 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 tekli eşitliğin olduğu yer 90 derecedir. Hocam buraya 90'ı yapıştırdım. Aa şimdi ne oldu? Bak buradaki dikten dolayı dik çizmedim ben. Muhteşem üçlüden dolayı şunu çizdim. Burası dik oldu. Şimdi dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. E hocam bu öklitte şu uzunluk var. Büyük dik üçgende. O zaman bu tarafa dayalı. Sola dayalı. Bu çarpı tamamı olmaz mı? 6'nın karesi 4 çarpı tamamı 4 çarpı x değil dikkat 4 çarpı 4 artı x e eşit oluyor arkadaşlar. E 36 4'e bölündüğünde 9 4 artı x yaptı ve x de buradan kaç bulduk böylelikle 5 bulduk. Evet cevabımız 5 çıktı arkadaşlar 36'nın soruda. Geldik örnek 37'ye. Örnek 37'de neler verilmiş? Şimdi dikten diktiler falan filan çizilmiş ve burada oranlamalar vermiş. EF uzunluğu 3 tane EB'nin uzunluğuna eşit. 6 tane de FC eşitmiş. Arkadaşlar bizden oran isteniyor. Normalde biz bunlar altta birleşiyor. Buraya K deyip buraya e, ne diyebiliriz? 2K diye deriz. Altta birleştiği için. Burası da 6K oldu mu? Oldu. Ama K'lı yazmayalım. En son oran isteniyor. Ben diğer kenarları da o zaman K'lı bulacağım. Oranladığımızda K'lar gidecek. K'lar kafamızı karıştırabilir. Hiç K yazmasak. Buraya 1 yazsak. O zaman burası 2 burası da 6 olur mu arkadaşlar? Olur. Bak yaptığımız şey yanlış ama oranlama istenildiği için doğru diyebiliriz. FC'ye dedik 1. EB'nin uzunluğuna dedik 2. EF'nin uzunluğuna dedik 6. Şimdi bizden ne isteniyor? Bak dikkat. DF uzunluğu isteniyor. Hocam ben DF'yi bulacağım. DF isteniyorsa a DF'ye baktım. Dikten dik çizilmiş. Hangi üçgende? Hocam bu üçgende dikten dik çizilmiş. O zaman bu üçgende öklit bağıntısını yapıyorum. Yani şuraya bir x diyeyim. x'in karesi eşittir. Bu h kare eşittir. p çarpı k. Yani 1 çarpı 8. 1 çarpı 8 olacağından x buradan kök 8. Yani 2 kök 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi gelelim öbürüne. Benden AB isteniyor. AB isteniyorsa AB'ye yoğunlaşacağım. A, AB bu dik üç, büyük dik üçgende bak verilen her bir bilgiyi kullanıyorum ve sorunun çözümüne doğru beni itiyor. Bu kenar büyük dik üçgende o zaman büyük dik üçgene bakacağım burada arkadaşlar. Büyük dik üçgen dök bağıntısı. Şuraya da y diyeyim. Benden y isteniyor. Hocam büyük dik üçgende de dikten dik çizilmiş öklit var. Y isteniyorsa y'ye ait. Tutup da h kare f çarpı k yapıp işi uzatma. Direkt y isteniyor. Y kare neye eşittir? Sola dayalı olacak. Yani 2 çarpı tamamı olacak arkadaşlar. 2 çarpı 7 değil. Bak dikkat edin. 2 çarpı 9. Yani y de buradan kaç yaptı? 18 yaptı. Kök 18 e eşit olacak. Bu da 3 kök 2 eşit oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Df. Df'yi kaç bulduk arkadaşlar? Yani x bölü y isteniyor. X'i kaç bulduk? 2 kök 2. Y'yi kaç bulduk? 3 kök 2. Kök nanay olunca cevapta kaç çıkar? 3, 2 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Evet verilen bilgilere baktığınız zaman daha net bir şekilde ve daha kolay bir şekilde cevaba ulaşabiliyorsunuz. Cevap böylelikle 37 sorunun cevabı 2 bölü 3 çıktı. Geldik 38'e. Hocam dikdörtgen verilmiş. Eyvallah. E, dikdörtgeni biliyoruz arkadaşlar. Buradaki açılarımız kaçar derece? 90'ar derece. Daha dikdörtgeni işlemedik ama dikdörtgenli sorular, kareli sorular dik üçgenin içerisinde gelebilir. Sonra ne verilmiş? Burası 5 verilmiş. Bunlar da işte verilmiş. Ya e, hocam hiçbir şey verilmemiş ki ne yapacağız? Ya soruya bir bak. Verilen bilgilere bak. Allah aşkına bak. Baktın şuraya. A dikten dik çizilmiş. E aklına ne geldi? Öklit. E aklına gelen başına gelsin. Uygula. Hocam ben şuraya h diyeyim, p diyeyim, k diyeyim, h kare pk mı uygulayacağım? Hayır. Ne verilmişse onu uygula. Sana ne verilmiş burada? Hocam 5 verilmiş. O zaman 5'in karesi bu çarpı tamamı sol taraf verilmiş. Sola dayalı öklit uygulayacaksın. Hiçbir şey verilmemiş hocam gibi duruyor. Ama aslında bak şunlar verilmiş. X, X. E o zaman buraya da bir y diyeyim ben. E öklit varsa öklit de mecbur uygulayacağım o zaman. 5'in karesi x çarpı tamamı. 5'in karesi x çarpı x artı y olduğundan x çarpı x artı y eşittir 25 çıktı. Ya hocam buradan sonuç çıkmaz ki ben x'i ve y'yi nasıl bulacağım demeyin. Bazen sürpriz yapar soruyu okuyun. Soru ne diyor? Buna göre BCDE dikdörtgeninin alanı nedir diye soruluyor. Bak bakayım bu dikdörtgenin alanı dikdörtgenin alanı dik kenarlar çarpımı değil midir? Evet yani x ile x artı y'nin çarpımıdır. Bazen soruda en son takıldığınız yer cevap oluyor arkadaşlar. Bakın x çarpı x artı y'yi biz 25 bulmadık mı? Evet. O yüzden şurası çalışsın. El çalışsın. Bazen kafa çalışması yetmiyor. Eliniz de çalışsın. Korkmayın işlemden. Sonucu büyük ihtimalle rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dediğimi de unutmayın. Evet örnek 38'in cevabı bizden alan isteniyordu. O da x çarpı x artı y'den 25 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 39'a. A Aa, sözel bir soru. Artık sözel sorudan korkmuyoruz. Ne diyorsa yazıyoruz. ABC dik üçgeninde B açısı 90 derece demiş. Hemen bir ABC dik üçgenini çiziyorum. Şöyle bir ABC dik üçgenini çiziyorum. Çizdim. A, B ve C. Ve B açısı 90 derece demiş. AB'nin orta noktası diyor. Hemen AB'nin orta noktasını gösterdim şöyle. Hipotenüse en yakın olduğu nokta D noktasıdır. Arkadaşlar AB'nin orta noktasının hipotenüse en yakın olduğu nokta. Evet bir noktanın bir doğruya en yakın olduğu nokta neresidir arkadaşlar? Dik olduğu noktadır. Burası da D noktasıymış. Şimdi AD'yi 5 vermiş. CD'yi 13 vermiş. E BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? E hocam burada eşitlik var. Eşitliğin mantığını kullanmak zorundayız. Bak eşitlik deyince artık alışıyorsunuz. Ben size soru soruyorum. İleride o sorular benim sesimle sizin beyninizde yankılanacak. Çünkü verilen bilgiyi kullanmayı odaklı gideceksiniz. Bakıyorsunuz burada eşitlik var hocam ort taban. E, bazı arkadaşlar şunu şöyle çizebilir. Hocam ort tabanı böyle oluştursak yani dedikten dik çizmiş oluyor. Olabilir. Aa, bizim alışkanlığımız ne kardeşim? Eşitliğin olduğu yerden çizmiyor muyuz ort tabanı? Evet eşitliğin olduğu yerden şöyle bir paralel çizecek olursak. Çizdik hocam. Şurası dik. Bu ort taban çizgisi. Bak bunun tamamı kaç? 18. 18'i keş parçaya böldü. 9'a 9. Yani 9'a 9. Burası 4 mu oldu? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? E hocam burası K iken orta tabandan dolayı. Çünkü bunlar paralel. Burası ne oldu? 2K. K'yı bulursam olay bitti. E hocam şurada da bir dik üçgen var mı? Var. E dikten dik çizilmiş öklit. K isteniyor benden. E K'ya ait öklit. K'nın karesi bu çarpı buraya eşit değil mi? K'ya dayalı yapacağız bunu. K kare eşittir. 4 çarpı tamamı. 4 artı 5 yani 9. 4 kere 9 36'dan k'yı kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. O zaman k6 ise x de 2k olduğundan dolayı cevabımız da ne çıktı? 12 çıktı. Evet örnek 39 cevap 12 oldu. Geldik örnek 40'a. Evet bu da arkadaşlar böyle öğrencilerin zorlandığı sorulardan ama çok kolay yapabileceğiniz bir şey. Şunu desem videoyu durdurup şu elini çalıştırır mısın? Hadi bakalım bir yap bakalım. Yapabilecek misin? Bakalım. Şimdi ABC ve B, F bir dik üçgen demiş. Bir de doğrusallıktan bahsetmiş. Şunların hepsi doğrusal. Ya AFD doğrusal demiş. AB ve AC dik demiş. Tamam. İşte 4 kök vermiş ve x vermiş. Verilen bilgileri kullanacağız. A arkadaşlar soruya baktığımız an 4 kök burada ya bu üçgeni yoğunlaşacağım. Hocam bu dik üçgende bir şey yok ama şurada bir şey var. Burada ne var? Dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Başka bir şey verilmiş mi? B ile C de birbirine eşit verilmiş. Hmm, bunu da yazalım. Hocam şu parça ile şu parça eşit. Hemen yazıyoruz. Gençler burada bir dikten dik çizilmiş. E o zaman öklit. E o zaman öklit uygula. 4 kök 2'nin karesi. Bu çarpı tamamı değil mi? Evet. E bu da yok tamamı da yok. E, mecbur dikten dik bize öklite itti. Mecbur buraya değerler vereceğiz. Mesela buraya A diyeyim buraya B diyeyim. Yani 4 kök 2'nin karesi eşittir. A çarpı A artı B. A çarpı A artı B. E buradan A çarpı A artı B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 32 bulduk Bu bulduk. Hocam bunları da eşit vermiş. A o zaman burası da A artı B. Tamam şimdi geldik X'e. Hocam büyük üçgende H kare eşittir P çarpı K mı yapsın? Hayır kardeşim ne verilmişse ona bak. Sana ne verilmiş? Büyük dik üçgende X soruluyor. Madem X soruluyor. Büyük dik üçgende de dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı varsa. Öklit uygula. X'e ait öklit uygula. X'e ait öklit hocam şu çarpı tamamı olmaz mı? Bak dikin geldiği yere kadar olan kısım. Bak dikkat et. Şu çarpı tamamı. O zaman uyguluyoruz. x kare de neye eşit oldu? Bu a çarpı tamamı. a çarpı tamamı. 2a artı 2b değil midir arkadaşlar? E parantezin parantezini alsak x kare buradan neye eşit oldu? 2'yi de başa alalım. a çarpı a artı b'ye eşit oldu? 2 yi. buraya aldım. Hatta en baş aldım. A yukarıda biz a çarpı a artı b'yi kaç bulmuştuk? 32 bulmuştuk. Gel burada bunun yerine 32 yaz. O zaman x kare neye eşit oldu arkadaşlar? 64'e eşit oldu. Ve x de buradan kaç eşit oldu? 8'e eşit oldu. Bakın a'yı ve b'yi ayrı ayrı bulmadık. Ama a çarpı a artı b yine şekil içerisinde vardı. Yine güzel sorulardan biri. Büyük ihtimalle videoyu durdurup yaptıysanız yapmışsınızdır. Verilen bilgilerin mantığını kullanarak. Evet örnek 40'ın cevabı da böylelikle 8 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 41'e. A açısı 90 derece demiş olan ABC dik üçgen şeklindeki bir karton şekil bir dik gibi A'dan 12 santimetre uzaklıkta. E noktasından AB doğrusuna dik olacak biçimde 6 santimetre kesildiğinde şöyle 6 santimetre kesilmiş ve ayırmışım. Yani burası 6 ya, aslında burası da 6. Şöyle o parça burası. Sonra AB ile BD birbirine eşit olmuş. Eyvallah. Sonra da diyor ki büyük karton AD doğrusu boyunca katlandığında bak büyük karton AD doğrusu boyunca katlandığında şu katlanmışı açalım mı arkadaşlar? Katlanmış açtığımız zaman şekil yetmeyecek. O yüzden bu şekil üzerinde yapacağım arkadaşlar şeklimi. Şunu şöyle katlamışım. Bu şekil oluşmuş. E, büyük karton AD doğrusu boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi E noktası BD doğru parçasının üzerine geliyor. Eyvallah. Buna göre şekil 1'deki, şekil 1'deki kesilen küçük parçanın çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu katlamayı açtık. Eskiden şu parçayı da ekleyeceğim ama şekil gözükmeyecek arkadaşlar. Şunun üzerinde yapayım. Bakın şu doğru bar parçası boyunca katlamışım. Ben bunu böyle katladığımda bu nereye denk gelmiş arkadaşlar? Hop şuraya doğru denk gelmiş. Bakın şurada sen bunu böyle katladın. Sen bunu böyle katladığın zaman 12 iken burası da 12 değil midir? 6 iken burası da 6 değil midir? Evet. Hatta üst üste binen açılar değişir. Hocam burası 90. Hatta bu daha çortay bu daha çortay diyebiliriz. Sonrasında ne yapacağız? Hocam eşitlikler verilmiş. Eşitliği verir ve kullanmadan bunun cevabına ulaşamam. Hadi eşitliği kullanalım. Hocam eşitliği kullanacak olursak buraya ben bir A dersem A artı 6 ise burası da A artı 6 yaptı mı? Yaptı. Aha da burada bir pisagor bağıntısı var mı? Var. Yani sen hala şu pisagor bağıntısını böyle mi uyguluyorsun yoksa A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem 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 dediğim zaman uyandın değil mi? Arkadaşlar 12 var. Büyük ihtimalle özel üçgen. Ya 5, 12, 13, 5 koysam sağladım, tutmadı, sağlamadı. E, koydum, sağlamadı daha doğrusu. E, başka 12 ile ilgili 9, 12, 15 var. A, A yerine 9 koyarsam, burası 15, sağlaması tuttu mu? Tuttu. Sıkıntı yok. E o zaman arkadaşlar, şurası 9 oldu, burası 15 oldu, burası da 6 oldu, e, burası da 6. Bizden ne isteniyor? Şu üçgenin nesi isteniyor arkadaşlar? Bu üçgenin çevresi. Yani şu üçgen kesilip ayrıldı ya. Bir bütün gibi düşünseniz şöyle şöyle bir bütün gibi düşünseniz bunu. Hadi kesilmeden önceki hali bu gibi düşünseniz. Hatta bu kesilip ayrıldı. Böyle bütün bütünlü olarak düşünseniz. Hocam bu üçgenin çevresi isteniliyor bizden. E ben şuraya bir x bulursam Pisagor bağıntısından şurayı da bulurum. A burada büyük dik üçgeni düşün. Dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Hocam 12'nin karesi farklı yolla da yapılabilir de ben öklit konusunda olduğum için öklitten yapacağım. E h kare p çarpı k değil mi? Evet. 12'nin karesi şuraya yazıyorum. E, bu nedir? 9 çarpı 6 artı x. 9 çarpı 6 artı x olduğundan 144'ü 9'a bölse kaç çıkıyor? 16 çıkıyor. x artı 6 16 ise x de buradan kaç çıktı o zaman? 10 çıktı. Arkadaşım burası 10 sa 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni bizden çevre isteniyor. 6 8 13 üçgeninin çevresi isteniyor. O da kaç yapıyor? 24 yapıyor arkadaşlar. Yani 41. sorunun cevabı böylelikle 24 yaptı. Küçük parçanın çevresi soruluyordu arkadaşlar bize. Bu da güzel sorulardan biri. Katlamada üst üste binen kenarların birbirine eşit. Üst üste binen açıların birbirine eşit olmasını kullanmayı unutmuyoruz. Büyük ihtimalle katlama sorularına da alıştınız galiba arkadaşlar değil mi? Evet. Geldi örnek 42. Hocam 6 var 8 var. O 6 8 10 üçgeninden burası kaç yaptı? 10 yaptı. Sonra ne olacak burada? AH. Hocam bu isteniyor. Vallahi burada 6'ya ait ölçü bağıntısından şurayı bulup Sonra Pisagor bağıntısından x'i bulabilirsiniz. Ama ben ne demiştim? Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüse ait yükseklik eksikse alandan gidin. Alan neye eşit? 10 çarpı x bölü 2. 10 çarpı x bölü 2. Aynı zamanda dik kenarlar çarpımının yarısı. 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir. Buradan bölü 2'ler nanay. 10 x eşittir. 48 olduğundan dolayı. E, x de buradan kaç yapar arkadaşlar? 4 bölü 8 ya da 48 bölü 10 ya da 24 bölü 5 de diyebilirsiniz. Cevap böylelikle 4,8 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 43'e. Yalnız burada birbirini tekrar eden şey olmuş arkadaşlar. Bu soru şuradaki soru arkadaşım. 39'daki soru. 39'dan sonra nedense dizgici arkadaş böyle bu soruların aynılarını yazmış. Şöyle 44 de aynı. 45 de aynı. 46 da aynı. Bir sayfa zararım oldu. Bunu telafi ederim arkadaşlar. Bir hediye veririm. Kusura bakmayın. Buradaki sorular zaten aynı sorular. Böylelikle ürün bağıntısını bitirmiş mi bulunuyoruz? Evet bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Kusura bakmayın gerçekten kusura bakmayın. Bir sayfa fazlalık olmuş orada. Bir hata olmuş. Ee, sırada ne yapacağız arkadaşlar bir sonraki videoda? Özel açılı üçgenleri yapacağız. Yani o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda özel açılı üçgenler videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.